Homeanaltik Center kurucu ortağı Hamit Amutlu'yu davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Hamit Bey. Evet, merhabalar, hoş bulduk. Duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyabiliyoruz. Biraz az geliyor sesiniz. İmkan olursa Orada. biraz daha yükseltirsek harika. Tamam. Teşekkürler. Şimdi de panelistlerimizi davet edelim. John Snow Labs Lead Data Scientist unvanıyla Veysel Kocaman bize birlikte olacak. Hoş Merhabalar geldiniz. Burak'ım. Merhabalar Hamit Bey. Teşekkürler davet için. Var. Ve Simula Labs'ten de siber güvenlik yapay zeka araştırmacısı Sayın Ferhat Özgür Çatak bizle birlikte. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben sizleri baş başa bırakıyorum Hamit Bey'le. Çok Keyifli teşekkürler Meral. paneller. Çok teşekkürler. Selamlar herkese. Merhaba. Hoş geldiniz. Günün de son şeyi, son etkinliği. İşte dün de bayağı dolu dolu uzun bir gündü. Bugün de inşallah herkes için çok faydalı olmuştur. Şimdi iki tane çok değerli konuk var. Ben bir kısa giriş yapayım. Nevin de bahsettiği gibi Analytics Center ve SmartCon'un kurucusuyum. Ve yaklaşık işte 25 yıldır eskiden işte veri analitiği dediğimiz ama son 10 yıldır aşağı yukarı işte veri bilimi dediğimiz alanda çalışıyorum. Ve son birkaç yıldır da özellikle veri bilimci nedir, nasıl tanımlanabilir? İşte herkesin ya veri bilimci olmak, ya veri bilimci işe almak, ya veri bilimci yetiştirmek için aşağı yukarı dünyada çalıştığı bir dönemde hani tanımların da biraz karıştığını hani gözlemliyoruz diyebilirim. Çünkü aşağı yukarı her organizasyon biraz farklı tanımlıyor. İşte veri bilimci olmak isteyen kişiler için bir karmaşa söz konusu. Acaba hangi bilgi becerileri edinmem lazım? Çünkü üniversiteler ya da eğitim veren kurumlar da tam anlaşmış değil bu konuda. İşte kimi üniversitede işte istatistik altında işte bir alt branş, kimi üniversitede ayrı bir departman, kimi üniversitede bilgisayar mühendisliğinin altında bir işte oluşturulmuş bir bölüm falan gibi şeyler de çok farklı eğitim yöntemleri de. Online eğitimle beraber bu çeşitlilik iyice arttı tabii. Yani işte online platformlar var, Coursera, işte Udemy, Udacity vesaire gibi. Ve onlarda da işte ne bileyim birkaç haftalık bir eğitimle de veri bilimci olabiliyorsunuz. Ya da işte 4 senelik PhD yapıp da veri bilimci olabiliyorsunuz. Dolayısıyla varyasyon çok geniş. Benim de özellikle son birkaç senede biraz ilgilendiğim konular acaba bu konuda bir standartizasyon nasıl yapılabilir? İşte rol tanımları, işte veri bilimci, veri analisti, veri mühendisi gibi rol tanımları nasıl standartlaştırılır gibi. Bunun için de birçok research yaptık. İşte yani bini aşkın kişiyle konuştuk, survey yaptık, işte anketler yaptık vesaire. Fakat hani her seferinde görüyorum ki aslında bu konuyla ilgili işte bilgi edinmek isteyen, belki bu kariyere girmek isteyen ya da kariyerini ilerletmek isteyen kişiler için en güzel yöntem bu işin halihazırda içinde olan ve yol almış kişilerin kendi tecrübelerini paylaşması. Biz de bugün bunu yapmaya çalışacağız. Neval'in de bahsettiği gibi Veysel Bey ve Özgür Bey konuklarımız. Arkada çok güzel kitaplıklar görüyorum. Onların bir kısmı da herhalde veri bilimi, istatistik, matematik vesaireyle ilgilidir diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Şimdi ben sizleri tanıtmayacağım, çift baskı olmasın diye doğrudan size vereceğim sözü kendinize tanıtmanız için. Teşekkür ederek tekrar başlayayım. Ve Veysel Bey sizden başlayarak daha sonra da Özgür Bey sizden yani kısaca bir kariyerinizden ve şu andaki rolünüzden birazcık da şey detayına girerek ama hani günlük olarak ne yapıyorsunuz? Hani bir üst başlık rol tanımının yanı sıra bir de günlük olarak nelerle uğraşıyorsunuz? Oradan başlayabilirsek çok sevinirim. Merhabalar herkese. Teşekkürler Hamit Bey. Teşekkürler davetiniz için. Güzel bir etkinlik oluyor. Keyifli izliyoruz, evet. Şimdi ben şu an Hollanda'da bulunuyorum. John Snow Labs, Amerika merkezli bir healthcare, doğal dil işleme, sağlıkta doğal dil işleme, healthcare NLP üzerine çalışan bir firmanın Principal Data Scientist olarak, yani baş veri verimcisi olarak görev yapıyorum. Oraya gelmeden önce onun yanında tabii aynı zamanda Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde doktoranın son yılındayım. Bitirmek üzereyim Computer Science'da. Yine bu alanda çalışıyorum ama biraz daha Computer Vision ağırlıklı çalışıyorum doktorada. Yani günlük mesaim NLP üzerine geçerken doğal dil işleme, okuldaki research ve eğitim faaliyetlerim Computer Vision ama genelde hepsi derin öğrenme yöntemleri üzerine kurulu zaten. Burada Leiden Üniversitesi'nde.
John Snow Labs'te biz yaptığımız iş genel olarak büyük pharmaceutical company'lerin Roche, Novartis, Kaiser Permanente gibi hastane zincirleri de dahil bunların karar verme mekanizmalarında doğal dil işleme yöntemlerini kullanarak çeşitli otomasyonlar ve end-to-end pipeline'lar, bir çözümler sunmak. Yani çünkü downstream, yani bu veriyi şu anki derin öğrenme yöntemlerinde ya da veri biliminde kullanılan metotları ihtiyacı veri haliyle text datadaki verinin de bu downstream testlerde kullanılması amacıyla çeşitli pipeline'lar, doğal dil işleme algoritmaları ile çeşitli çözümler üretiyoruz. Genelde sağlık alanında NLP diyebiliriz her gün yaptığımız. Aynı zamanda GD in ML olarak Google'un çeşitli evangelist faaliyetlerine göre alıyorum. Nasıl yani? İşte Google Developer Expert in Machine Learning title'ıyla çeşitli konferanslarda, workshop'larda vesaire startup'lara mentorluk vesaire icra ediyoruz Google çatısı altında. Ve aynı zamanda da çeşitli üniversitelere yine bu şekilde uzaktan part-time, işte Stanford gibi, MIT gibi çeşitli dersler de veriyoruz. Doğal dil işlemenin healthcare'e uygulanması alanında. Bir günüm nasıl geçiyor? Sanırım kısaca ne yaptığımı kısaca üst başlık olarak söylemiş olduk. Bir günüm nasıl geçiyor? Biz John Snow Labs'te çeşitli müşterilerimiz var. Hizmet sunduğumuz, General Electric gibi, Novartis gibi hali hazırda çalıştığımız projeler bunlar. Burada bilfiil, kendim bilfiil data scientist olarak kod yazmakla birlikte aynı zamanda bu modülleri John Snow Labs tarafında Spark NLP Library'sini yazıyoruz. Onu geliştirmek üzere de bir ekibimiz var. Onlara lead edip, onlara günlük yaklaşık 6-7 developer var sadece library tarafında. Onları lead ediyoruz. Onlara yeni modüller geliştirmelerine kendimiz de geliştiriyoruz. Ya da müşteriyle her gün daily stand-up'larımız ve case'lerimiz var. Sonuçta bu gerçek veriyle uğraşıyoruz haliyle. Gün boyu, yani yaklaşık buranın saati de söyleyeyim 9'dan, akşam yine 9'a kadar, günde 12 saate yakın. Sanıyorum ki diğer arkadaşların da farklı değildir artık remote çalışmaya geçişle birlikte artık sınırlar kalktı. Günde 12 saat yaklaşık bilgisayar başında bu tür, hem bir de saat farkı nedeniyle, yani Amerika'nın saati, onlar güne başladıklarında benim öyle olmuş oluyor zaten. Ve tüm ekip remote bu arada, bizim ekip yani Hindistan'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, Kanada'dan tutun da Avustralya'ya kadar var. Haliyle zaman dilimleri farklı. Bir günüm kısaca böyle geçiyor. Yani akşama kadar bunun yarısı kod yazmak, yarısı management ve toplantılarla geçiyor. Teşekkürler. Tamam, süper. Çok teşekkür. Özgür Bey, size döneyim. Merhabalar. Ben Ferhat Özgür Çatak. Ben de Norveç'teyim. Fornebu'da, Oslo'ya çok yakın bir yerdeyim. Burada Similar Research Lab'da çalışıyorum. Similar Research Lab... ICT alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzun dönemli araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir araştırma enstitüsü Norveç'te. Temel olarak yaptığımız Avrupa Birliği veya NFR denilen Research Council of Norway, yani Türkiye'deki TÜBİTAK Başkanlık, TÜBİTAK fonları gibi düşünebiliriz. Oradan gelen projeleri de dahil olmak. Onun haricinde burada lisansüstü seviyede, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitimler veriliyor. Buralarda danışmanlık, eş danışmanlık görevleri yapıyorum. Benim background'um, yani araştırma alanım biraz siber güvenlik ve veri bilimi. İkisini ortak olarak düşünebiliriz. Bunların ama birbirini tamamlayıcı şekilde, yani bunu ilk söylediğim insanların kafasında genelde şöyle bir şey oluşuyor. İşte veri biliminin siber güvenlik alanında kullanımı gibi. Evet, bu biri. Fakat diğer ayağı da var. Bu veri biliminin ya da makine öğrenme ya da derin öğrenme modellerinin de çok fazla güvenlik zafiyetleri var. Bunların güvenli hale getirilmesi, onların security tarafı ya da aynı şekilde uğraşıyorum. Aktif olarak şu an Similar Research Lab'da belirsizlik, uncertainty üzerine bir projemiz var. Bu proje kapsamında çalışıyorum. Belirsizlik nedir? Belirsizlik, hani tanım olarak zaten herkes biliyordur da, yani veri biliminde ya da bir makine öğrenmesinde belirsizlik nedir diye kısaca tanımlarsak, şimdi derin öğrenme modelleri veya neural network, yapay sinir ağları modelleri temel olarak insan beyninin ya da bir canlı beyninin çalışma yöntemini kopyalayarak ya da onu klonlayarak geliştirmiş olan algoritmalar, temel olarak böyle çalışıyor. Daha ilkel olmasına rağmen prensip aynı. Fakat biz insanlar olarak bazı durumlarda, yani belirsizlik durumlarında farklı cevaplar verebiliyoruz. Yani mesela bugünkü panelde olduğu gibi
örnek olarak bana veri bilimiyle her ilgili farklı farklı sorular sorun. Ben bunların bir kısmına cevap verebilirim ama bir kısmına cevap veremem. Ve büyük ihtimal diyeceğim cevaplar şu olacak. Bilmiyorum veya emin değilim, tam bilemiyorum gibi cevaplar vereceğim. Aslında aynı durumu bu derin öğrenme modellerine de uygulamamız gerekiyor. Yani genelde şöyle bir çalışma oluyor uygulamalarda. Bir model geliştiriliyor, canlıya alınıyor ve her durumda bir cevap vermesi bekleniyor. Bu aslında doğru da bir yaklaşım değil. Tamam, çoğu zaman çalışıyor olabilir ama bunun çalışamayacağı durumlar da ortaya çıkacaktır. Belirsizlik durumlarından bahsediyorum. Bununla ilgili bir projemiz var. Uncertainty in Deep Learning denilen bir projemiz var. Co-Evolver daha spesifik olarak adı. Bu proje kapsamında çalışıyorum. Günlük işlere bakarsak neler oluyor diye. Burası bir araştırma laboratuvarı, Research Lab. Ondan dolayı Research Meeting'lerimiz oluyor. Kendi araştırma grubumuzla beraber. Bunun haricinde fonlarımız Avrupa Birliği ve NFR'dan geliyor. Horizon Europe, eski işte Horizon 2020 idi, şimdi Horizon Europe'a dönüştü, ismi değişti. Bununla ilgili olarak farklı ülkelerle collaboration yapabilir miyiz? Açık çağrılarla ilgili bir proje yazabilir miyiz? Bizim olabilir veya onlarından gelmiş de olabilir. Bu tip proje toplantıları, aynı şekilde NFR dediğim ülke içindeki açık proje çağrıları gibi. Bunun haricinde tabii research tarafı olduğu için literatür takibi, neler oluyor, şu an trendler neler, bunları araştırmakla geçiyor kısaca. Evet, süper. Yoğun gündemler. İkinizde de gayet güzel. Biraz alan da dediğiniz gibi hızlı geliştiği için sürekli eğitmek ve takip etmek de zaten işin önemli bir şeyi herhalde, önemli bir parçası. Şimdi ben böyle biraz geriye doğru şey yapmak istiyorum, sizi götürmek istiyorum. Veysel Bey, size şey yapayım, sorayım. Ya siz bu alana nasıl girdiniz, nasıl ilgilendiniz? Hani sizi önemli etkileyen bir kişi ya da ne bileyim hani bir ders ya da ne bileyim bir fırsat önünüze çıktı. Tesadüfen mi oldu, bilinçli mi oldu işte falan, biraz o şeyi anlatabilir misiniz girişinizi, kariyere? Çok güzel bir soru, evet. Şimdi biliyorsunuz veri bilimine şu an her sektörden, her background'dan insanlar geçiş yapabiliyor. Yani güzelliği de o aslında. Tabii ki bunun seviyeleri var, çeşitli seviyelerde. Kimisi sadece yüzeysel olarak, sadece data science olarak bakarken, kimisi bunun engineering kısmı, ağların kurulmasından, algoritmanın geliştirmesine kadar çalışabiliyor. Benimki, ben bilgisayar yazılım geçmişine sahibim. Tabii ki lisans olarak computer science. Ama bu akla şeyi getirmesi, yani sonuçta dediğim gibi her sektörden geçiş yapılabiliyor. Bilgisayardan geçiş yapmak tabii ki avantajlı. İlk benim asıl çalışma alanım operations research'tu. Yani yön eğilim araştırması, endüstri mühendisliği diyebiliriz. Oradaki optimizasyon yöntemleriydi. Şu an machine learning algoritmanın temelinde de optimizasyon var. Yani her bir çözümü en iyi, yani faster, better şeklinde yapabilmek için neler yapılabilir şeklinde çeşitli algoritmalarımız var. Ya da çoklu karar destek sistemleri, çok kriterli karar destek sistemleri. Bunların üzerine yüksek lisansımı Amerika'da yapmıştım. Penn State Üniversitesi'nde. Bunun üzerine oradaki karar destek sistemleri ve simülasyon ağırlıklı, yani operations research dediğimiz simülasyon, istatistik ve optimizasyon üzerine kurulu bir bilim alanı. Bu alanda çalışırken özellikle enerji ve savunma alanında çeşitli projeler yapıyorduk. Çeşitli kuruluşlara bu insansız hava araçlarının paternleri, insansız vasıtaların paternleri, kendi kendilerine uçuş en optimal çözümleri nasıl üretirler şeklinde. Burada çeşitli simülasyon programları kullanıyorduk. Ne gibi mesela? AnyLogic gibi ya da daha değişik Amerika merkezli savunma firmalarının kullandığı çözümler. Burada data farming dediğimiz, yani veri çiftçiliği, bakın hiç bilinmeyen bir konsept, veri çiftçiliği uyguluyorduk. Veri çiftçiliği şudur, veri yok. Veri olmadığı için veri üretmeye çalışıyoruz simülasyonla. Buna da data farming deniyordu. Veri üreterek çeşitli stokastik süreçler, yani rastsal süreçlerden geçirerek çeşitli bantlarda olasılıklara istinaden çeşitli işte uncertainty'lere dayalı veriler üretiyorduk ki gerçek hayata yakın olsun. Bu nedenle de gerçek hayatın bir dağılımını çıkarmaya çalışıyorduk hali. Gerçek hayattaki veriyi takip etmesi lazım. Şu anki machine learning ve deep learning'in temelinde de bu var aslında. Yani bir modelin generalize edebilmesi için gerçek hayatta, yani bir modeli eğittiniz, bunu gerçek hayatta deploy ettiniz, çalıştırmaya başladınız, bunun gerçek veri üzerinde de canlı bir şekilde aynı performansı gösterebilmesi için temel olay generalize etmesi, yani genelleme yapabilmesidir o modelin. Bunun için de veriyi üretme aşamasında biz bu tür yöntemler uyguluyorduk.
Sonra tabii veri sayısı artmaya başlayınca bu verinin hepsine aynı anda hükmedememeye başladık. Yaklaşık 2010-2012 gibi. Ben zaten yüksek lisansta logistic regression ve linear regression gibi dersleri keyifle takip edip üzerine projeler yapmıştım. Bunları tekrar revizit etmeye, yani tekrar dönüp tekrar bunu burada kullanabilir miyiz şeklinde bir fikir oluşmaya başladı. O zamanlar tabii yani bu ImageNet'in, yani bu computer vision, daha doğrusu deep learning era başlamamıştı daha iyi. Tabii ki vardı ama hala mümkün değil gözüküyordu. Neural networkler, sinir ağları hala computer science dersleri arasında bir ders, bir konuydu hatta. Ders bile değildi. Bir başlık altında inceleniyordu. Optimizasyonda da biz bunu görmüştük. Optimizasyonda da neural networklerle optimization gibi. Sonra lineer regresyonun bile, o basit lineer regresyonun bile gücünü görünce veriyi alıp, çünkü nedir olay, veriler arasında, data pointler arasında ilişkileri kurarak geleceği tahmin etmek, yani sağa mı dönsün sola mı dönsün vasıta, ya da bir sonraki işte mesela alım süreçleri, procurement süreçlerini inceliyoruz, ne zaman alınsın, ne zaman satılsın, ya da en uygun, en optimal depo nereye kurulmalı gibi yöneylem araştırmada bazı transportation problemleri var lojistikte. Bunları yaparken o zaman da veriler artmaya başlayınca elinde, ilk başta tabii şeyle başladık. Tabii olayın daha da gerisine dönüyorum. Veri var ama bu veriyi işleyecek algoritma, yani bir algoritmaya dökmek bir aşama ama algoritmaya getirene kadar bir sürü aşama var. Şu an zaten veri bilimcilerin biliyorsunuz %80 veri data hazırlama diye şikayet ettikleri konu. Onu yapabilmek için programlama becerisi, istatistiğe daha gelmeden programlama becerisi. Bizler bilgisayar mezunu olduğumuz için, zaten temeli olduğumuz için Java'ydı, Python'du vesaire kullanan insanlardık zaten. Sonra tabii Python burada başat gidince veri biliminde, orada daha ağırlıklı çalışmaya başladık. Veriyi orada manipüle etme amaçlı. İşte Pandas library'siyle vesaire tanıştık o sıra. Yani bunu yapış amacımız veri, machine learning'e geçmek değildi. Önce veriyi hazırlayıp modellerimize basmak amaçlıydı. Sonra 2012 gibi bunları yapmaya başlayınca tabii hemen deep learning çağı başlamış oldu o sırada da. Bunu klasik machine learning algoritmalarıyla yapmaya başladık. İşte random forest çıktı ilk başta 2014 gibi vesaire. Random forest çıkınca zaten büyük, yani o zamana kadar machine learning dediğimiz alan lineer regresyon, logistic regression üzerine bina edilmişti. İlk defa bir explainable, açıklanabilir bir decision tree algoritmaları çıkmaya başlayınca, tabii bunların geçmişi çok daha geçmişe ait ama ilk defa böyle insanlara çeşitli library'lerle kullanılabilir hale gelince, biz 2014 gibi vesaire artık ben bu library'leri, Pandas, Sklearn vesaire gibi library'leri aktif kullanmaya başladım günlük işlerimde. Kullanıcılara çözümler sunarken. Sonra tabii tek başıma yapmaya başladım ondan sonra. Dedim ki ben artık işte doktora yapma niyetim de vardı. Uzun süredir bekletiyordum. Dedi ki doktora yapabilmek için işte çeşitli, işte burada şu anki üniversitem, Amerika'daki mezun olduğum üniversite vesaire gibi çeşitli yerlere başvurular yaptım. Ve o esnada da consultancy, freelance consulting vermeye başladım. Kendi işlerimi, tam zamanlı işimi bırakıp. Neden? Çünkü bu alanda diğer endüstriler neler yapıyor öğrenebilmek için. O esnada işte Silikon Vadisi'nde çeşitli projeler yaptık. Doğal dil işleme alanına ilk orada girdim. 2016 yılında girdim. Bir patent firmasına işler yaparak. Tabii tamamen bunu remote yapmaya ve öğrenerek yapmaya başladık. Sonra bir real estate, yani emlak sektöründe bir sonraki evi, yani mesela şöyle güzel bir problem vardı. Emlak sektöründe çalışan bir iş sahibi. Yani ben çok rahat eve fiyat verebiliyorum. Ama her gün milyonlarca ev ilana çıkıyor. En uygun evi nasıl bulurum şeklinde bir soruyla geldi bize. Yani bana. Bunu aynı anda milyon defa yapmak istiyorum bir saniyede. Yani ben şu an günde 100 defa yapabiliyorum bunu dedi. Bunu milyon haliyle biz böylece machine learning ile modellemeye başladık onun düşünce şeklini. Bu tür firmalarla 2-3 yıla yakın çalışınca lojistik ve real estate firmalarıyla, ardından bir Silikon Vadisi'ndeki bir startup'a CTO'luk teklifi aldım. Yani kurucu ortaklık teklifi aldım. Yine Amerika merkezde. 1,5 yıla yakın oradan bir yazılımı sıfırdan inşa etme süreçlerini, fund arama süreçleri, az önceki tüm startuplarımızla, girişimlerimizle konuşma fırsatı buldular. Onlar da anlatırken o günler aslında geldi aklıma. 1,5 yıla yakın ekip kurma, ürünü scale etme, geliştirme, fund arama gibi süreçleri yaşayıp NLP ağırlıklı çalıştık. O zaman da bir bot yazmaya çalışıyorduk.
Ardından tabii onları bırakıp işte Hollanda'ya yerleşip doktoraya başlayınca ilk yılı atlatınca ondan sonra Johnson Wales'ten teklif geldi. Healthcare de sevdiğim bir alandı. Ve şu an tamamen healthcare ve NLP üzerine research olarak da computer vision. Onda evet. Da healthcare yapıyoruz tabii. Computer vision'in healthcare. Benim geçmişim bu yönde. Yani sıfır değil tabii ki. Sıfır sonradan başlamadık. Ancak hepsi yoğrulmuştu, hazırdı. Mecburiyetten geçmek zorunda kaldık. Mecburiyetten kasıt şu. Sorunlarımızı çözemiyorduk mevcut yöntemlerle. Bunları ister istemez uygulamaya başlayınca sonra bunun adı machine learning ve data science olmaya başladı şu an. Evet. Çok şey organik şekilde gelişmiş süreç. Gayet güzel. Şimdi ben Özgür Bey'e dönüp şeyi biraz konuşmak istiyorum. Şimdi birçok siz de şeyden bahsettiniz. İşte Python'dan bahsettiniz. Pandas, Keras, işte şu yani bir teknoloji, yöntem, işte random forest falan böyle bir sürü şey. Yani bu birçok tekniğin, yöntemin, teknolojinin, bilginin kullanıldığı bir alan. Çok geniş bir yelpaze. Tanımlamanın ve böyle anlamanın zorluklarından bir tanesi de o zaten. Özgür Bey, sizin gözünüzde önemli bulduğunuz, yani bu hem kendi yaptığınız iş için ama birazcık daha genellerseniz sevinirim. Hani sırf sizin pozisyonunuz için değil ama hani ortalama beraber gördüğünüz, çalıştığınız, işte takip ettiğiniz vesaire veri bilimcileri düşündüğünüzde siz bugün hangi bilgi ve becerileri önemli buluyorsunuz? Sanırım bunu veriyle başlamak gerekiyor. Yani her şeyin temeli veri bu alanda. Bu nedenle veri modelleme ve temel veri tabanı bilgisi çok önemli aslında. Yani ben de çok ufacık bir background'ımdan bahsedersem, ben 2002 yılında lisans eğitimi bitirdim. 2002 ile 2009 yılları arasında yaklaşık 7 yıllık bir süre zarfında endüstri tarafındaydım. İşte Oracle veri tabanı, işte yöneticiliği üzerine işte PLSQL kodlarıyla yazılım geliştirme gibi gibi öyle bir 7 yıllık süreç vardı. 2009'dan sonra doktoraya başlamıştım. Ondan sonra yavaş yavaş daha çok research tarafına doğru kaymaya başladım bu veri tabanı uzmanlığında. Şimdi birinci temel olarak temel SQL bilgisi çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Mesela biraz önce bahsettiğiniz kütüphaneler, Pandas kütüphanesi kullanacağınız zaman tam bir SQL olmasa bile SQL'den esinlenerek geliştirilmiş query özellikleri var ve bu veri üzerinde çeşitli manipülasyonlar yapabiliyoruz. Yani veri hazırlama işlemini yapabiliyoruz. SQL bilgisini iyi olan bir kişinin bu tip manipülasyon işlerini daha rahat yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden veri işleme dili olması sebebiyle birinci yetkinliğin SQL olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi yazılım geliştirme. Şimdi bu veri bilimi konusu da benim gözlemlerim diyeyim, genelleştirmiyor ama benim kendi gözlemlerim galiba biraz ikiye ayırmak gerekiyor. Bir endüstri tarafı var bu işin. Bir de böyle daha çok akademi diyebiliriz, research dediğimiz taraf var. Öncelikler farklı olabiliyor fakat çok aslında kesişiyorlar. Ortak yönleri çok fazla. Ortak yönlerden bir tanesi de Python. Yani endüstri tarafında da yer alsanız, akademi tarafında da yer alsanız iyi bir Python. Python derken o ekosistemle beraber tabii sadece dilini öğrenmesi değil. Keras, TensorFlow, NumPy gibi kütüphanelerle beraber bu ekosistemin bilinmesi önemli bir beceri aslında. Birazcık araştırma tarafına kayarsak yine bu alanla ilgili böyle nasıl diyelim, hani Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz konferanslar var. İşte NeuroIPS, ICML, CVPR gibi. Şimdi belki buraya hani bir yayın gönderip kabul ettirmek çok zor olabilir. Yani benim yok şahsen böyle bir kabul olmadı. Fakat orada çıkmış olan yayınları bir incelemek gelecekte bu alanda, veri bilimi alanında nelerin geleceğini en azından 1-2 yıl öncesinden gözlemlemek için iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden ikinci konuda yani bu tip etkinliklerin, çünkü bunların biraz endüstri ayağı da oluyor, endüstri tarafı da oluyor. Bu tip etkinlikleri katılım olmasa bile sonuçlar yani bu tip bildiriler vesaireler ortak olarak, public olarak erişilebilir halde getiriliyor zaten. Buralardan erişerek bu tip
geleceği öngörmek gibi bir durumda ortaya çıkabilir. Dediğim gibi aslında önemli olan şey biraz da programlama bilgisi. Hani iyi bir programlama bilgisi, yani ne kadar iyi o kadar ne kadar çok bir program bilgisi o kadar iyi bir veri bilimci olunacaktır. Çünkü bazı insanlara sanırım, yani ben de yanlış gözlemliyor olabilirim ama böyle hani bazı sürükle bırak tool'lar var, bunları kullanacağız ve her şey olacak gibi bir algı da var. Tam olarak öyle değil. Hani belki bir lisans seviyesinde ders anlatırken öğrenci olabilir ama gerçek hayat problemlerinde her ne kadar böyle olduğunu iddia eden ürünler olsa bile yani biraz hamura dokunmak gerekiyor, kodlama yapmak gerekiyor. O yüzden bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çok şey, çok teşekkürler. O zaman hemen bir şey sorayım, hemen bir takip soru sorayım. Aslında sonunda gelecektim ama şimdi o zaman hani bir low code, no code, işte AutoML gibi şeyler var, hani gelişmeler var ve veri bilimcinin iş tanımını ciddi olarak değiştirebileceği gibi bir düşünce de var. İşte kimilerinin çok şeyde savunduğu, işte benim biraz arada olduğum bir konu diyeyim. O konuyla ilgili hemen bir görüşünüzü alabilir miyim? Sonra da Veysel Bey'e döneyim. Şimdi evet, AutoML özellikle bulut hizmet sağlayıcılarla beraber hani popülerliği artmış durumda bunların, hani Google, Microsoft Azure bulut platformlarıyla beraber artmış durumda. Şimdi işletçisi ben de ortada duruyorum. Hani çok kötü diyemiyorum ama çok iyi de diyemiyorum bunlar için. Şimdi birincisi mahremiyet. Yani Türkiye'de KVKK ya da GDPR dediğimiz konu. Tamam. AutoML kullanılarak hani 3-5 satırda bir model canlıya alınabilir gibi gözüküyor. Tutorial'ları incelediğimiz zaman ama şimdi örnek verelim. Bir medical, tıbbi bir uygulama geliştiriyorsunuz. Güncel olması açısından hani COVID ile ilgili bir tahmin modeli geliştirdiğinizi düşünelim. Şimdi hasta verilerinin bir bulut ortamına koymanız imkansız. Yani kanunen koyamazsınız bunu. Ya da finans sistemi de olabilir. Finans bankacılık sistemi de olabilir. Bankacılık sistemi de koyayım. Public cloud'lara koyamıyorsunuz. Bu problemi çözmek için aslında bazı çözümler üretilmiş durumda. İşte bu federated learning deniyor. Dağıtık öğrenebilmesi için, model oluşturulabilmesi için veya mahremiyet koruması için homomorphic encryption denen işte şifrelenmiş veriler üzerine temel aritmetik işlemlerin yapılabilmesi gibi yöntemler, yani mahremiyet koruma yöntemleri de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ve yani ufak bir araştırma da yaptım acaba olabilir mi diye, en azından yapılmış bir çözüm göremedim, gözüme çarpmadı. Birinci tarafı, çekincelerinden birincisi mahremiyet ve bunun kanun tarafı KVKK ve GDPR. Fakat lokal uygulamalar var. Hani bu AutoKeras, AutoSKLearn gibi kütüphaneler çıkmaya başladı. Biraz hani lokalde çalıştıralım bunları. En azından mahremiyet ya da bu tip kanuni regülasyonlara takılmayız gibisinden. Tabii burada da bir altyapı kurulması gerekiyor. Yani bir GPU clusterlarınızı kendi lokalinize kuracaksınız. Lokal işletmenize kuracaksınız. Bunları çalıştıracaksınız. Belki bazı durumlarda bu ekonomik olabilir ama yani herkes için de ekonomik bir çözüm de olmayabilir. Şunu diyebilirim. Belki Veysel Bey daha iyi cevap verebilir bu soruyu. Daha çok endüstri tarafında olduğu için ama belki veri biliminden daha çok yani endüstri tarafında veri mühendisliği işleri daha fazla ihtiyaç duyduğu bir iş olabilir. Bu diğer endüstri bakış açısıyla. Eğer öyleyse ve yeterli bir altyapı kurulumu yapabilecekseniz, clusterlar, GPU clusterları vesaire, gerekli başka neler varsa bu altyapı kurulumu için, sadece bunları demeyeyim. Bu tip lokalde AutoKeras, işte HTO ya da ne bileyim AutoSKLearn gibi kütüphaneler belki lokalde kullanabilirsiniz veya veriniz public'tir. Public veriyi kullanarak Google'un ya da Microsoft Azure'un sistemlerini kullanabilirsiniz. Ama ben de sizin gibi biraz ortada duruyorum konuyla ilgili olarak. Evet. Birazcık şüphecisiniz siz. Evet, evet. Okay, süper. Şimdi o zaman son soru olarak Veysel Bey'e döneyim hemen devamında. Yani sadece bu şey değil, hani AutoML, low code, no code, belki oradan hani hemen bir iki dakika başlarsınız ama hani siz veri bilimcinin kariyer olarak bir profesyon, bir meslek olarak nasıl görüyorsunuz? Hani bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, şimdi 10 sene önce aşağı yukarı çıkmış bir terim olduğunu düşünecek olursak,
uzun bir süre aslında, özellikle 5 sene 10 sene biraz kahinliğe girebilir ama hani veri bilimi mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu tür teknolojik gelişmeleri de düşünerek. Evet, yani sizler sorarken kafamda bir sürü şey dolaştı, bir sürü not aldım ama muhtemelen vaktimiz olmayacak. Hemen o temel kısmıyla başlayıp sonra sorunuza döneyim, bağlayalım hemen. Ben üniversitede aynı zamanda o temel dersleri de veriyorum yüksek lisans seviyesinde. O yüzden hem akademi hem industry seviyesindeki gözlemlerimi anlatabilirim. Şu an data science dediğimiz, yani bu işi data science'ı business anlamında iş geliştirme süreçlerinde karı marjı artırmak amaçlı ya da bir şeyi predict edip öngörmek amaçlı kullandığımızda bu modelleme kısmı zaten %10 %5 gibi ancak bir kısmı alıyor. İnanın yani özellikle gerçek datayla çalışmaya başlayınca bunun data engineering kısmını, datayı, bu veriyi toplamak, proses etmek, hazır hale getirmek, deployment süreçlerini, modele basma sürecine getirmek çok zahmetli süreçler olduğu için modelleme bizim en son konsernimiz. Yani ben şu an dediğim gibi işte mesela milyar dolarlık projelerde çalışıyoruz şu an büyük firmalarla. Baktığımızda modelleme kısmı belki projenin son bir ayında vesaire, 6 aylık bir projenin son bir ayında kafa yorduğumuz işler oluyor. O ilk 5 ay boyunca tamamen onların verisini alıp modele basabilecek seviyeye getirmek, pipeline'a kurmak. Çünkü bana o temel, şimdi şöyle söyleyeyim, o temelin asıl amacı nedir? Çok fazla algoritma bilgisine sahip olmadan ve hyperparameter tuning, yani uygun parametreleri tune etmek için bunu otome etme işleri. Yani kendini sıfırdan yazıp da layer'ları ya da parametreleri tune etmek yerine bazı otomel tool'ları ve pipeline'ları var. Bunlarla en optimal parametreyi, setini ve algoritmayı bulmak. Ancak buradan çıkan sonuç deployment aşamasına geldiğinde uygun olmayabilir, uygun bir çözüm olmayabilir. En efektif sonucu veriyordur. Optimal loss anlamında, kayıp anlamında, yani en iyi, en yüksek doğruluğu veriyordur. Fakat bunu deployment'a bastığınızda explainability gibi, açıklanabilirlik sorunları, yani bir deep learning'in sonucu çok daha iyi olabilir bir random force'a göre ama açıklanabilir olmadığı için müşteri onu tavsiye etmeyebilir, yani tercih etmeyebilir gibi haliyle o temel son aşamada faydası oluyor o süreci hızlandırmak için. Ama şu an sadece onu bilmek zaten hiçbir şey kazandırmaz. Bunu da söyleyelim. Yani birçok mülakat da yaptığımız için bu zamana kadar OTML biliyor diye aldığımız kimse olmadı bu zamana kadar. Firmalar hiç bilmeyenler dahi, yani her firma tabii ki bunun süreçlerine dahil etmek istiyor. OTML'i alsak ve verimizi bassak alır mıyız diyor. Hani bir data scientist'iniz yoksa çatınızın altında o OTML'i kullandıramazsınız bile. Kullansanız bile yorumlayamaz bile. O yüzden burayı hemen kapatayım. OTML konusunda benim biraz daha bu konuda hem yazar yazmış hem de konuşmuş biri olarak söyleyebilirim ki son aşamada çok faydalı. Ancak sadece bir parça, yani %10'dan daha küçük bir parçası büyük çözümün. O yüzden çok daha büyük resme baktığınızda çok daha farklı yetenekler. Buradan hangi yeteneklere ihtiyaç var, nasıl görüyoruz geleceği ona baktığımızda. Şu an özellikle bir veri bilimcinin, bu alanda çalışan bir veri bilimcinin en büyük beklentimiz şu an son günlerde çıkan, yani bir algoritmayı sıfırdan yazmasını beklemiyoruz. Tabii ki o research anlamında uzun yılların getirdiği, artık tam okuya okuya, geliştire artık dolup, kasenin dolup taşmaya başladığı anlarda geliştirilen şeyleri yapmasını beklemiyoruz. Az önce bahsedilen konferanslara paper yazmasını vesaire beklemiyoruz. Ancak o süreçlerden geçmiş biri olarak ne kadar sancılı olduğunu biliyorum onu yazmak. Hatta bir ara demiştim artık bir daha yazmayacağım konferanslara. Çünkü onlardan reject geliyor, kabul geliyor, onu düzelt vesaire derken bütün keyfiniz kaçıyor aslında. Çünkü gerçekte o problemi çözüyorsunuz gerçek hayatta. Ya bu çalışıyor diyorsunuz. Bunun paper haline getirmeye çalışınca onun bir sürü prosedürü var ve onun denklemi kurana kadar geçen 6 ayda çok daha büyük business value yakalayabilirdik. O yüzden şu an bir veri bilimcinin en büyük beklentimiz özellikle en son çıkan algoritmalar, çünkü çok çabuk değişiyor. Ve çok fazla tool var bilmesi gereken. Kendini dağıtmadan her tool'dan kendini yetebilecek kadar, yani bir veriyi alıp SQL'le çekip diyelim. Yani veri orada duruyor ama veriyi, gigabaytlarca veriyi lokal bilgisayarınızı işleyebilmeniz için önce SQL'le filtreleyip çekebilmeniz lazım bir veri tabanından. Yoksa normal klasik Kaggle'daki gibi vesaire CSV'yi oku, başla işlemeye değil öyle. Yani eğer bilmiyorsan SQL ya da veri çekme yöntemleri, bu ETL dediğimiz prosesleri bilmiyorsan zaten orada tıkanacaksındır. İlk olay bu. Temel bilgisayar programlama ve algoritmik düşünce yapısına sahip olma. İlk aşamamız bu. Yani bir veri bilimciden beklediğimiz. Yani problemi nasıl çözebiliyor? Problemi çözebilecek araçları biliyor mu? Sahip mi? Yani SQL'i, temel programlama bilgisini, optimal kod yazma. Öyle kompleksitik soruları değil tabii ki. Optimal kod yazmadan kasıt şu. Yani yazarken anlaşılır olması lazım ki başkasına ben onu devam ettirebileyim. Bazı arkadaşlar yazıyor kodu.
uzun böyle Orhan Anıtları gibi baştan sona bir yazıyor. Sonuca ulaşıyor. Sonuç doğru. Ama kodda bir satır bile değiştiremiyoruz arkadaşın. O kadar karmaşık ve yorumsuz yazmış ki. O yüzden güzel kod yazmayı bilen, temel tool'lara hakim, aradığını hızlı öğrenebilen. Özellikle hızlı öğrenmek çok önemli. Mesela diyoruz ki bunu onunla değil bununla yap dediğimizde bilmiyorum nasıl yapacağım demesin. Gitsin hemen ya tamam hemen Google'a sor, bakarsın. Medium makaleleri vardır onunla ilgili. Çok hızlı öğrenme olayı. O yüzden bilmediğiniz her şey size 2 saat mesafede deriz biz mesela çalışanımız. Bilmediğin şu an her şey senin 2 saat ötende. Hemen 2 saat sonra öğrenmiş olabilirsin onu. O yüzden okuduğunu implement etme. Bunun research kısmına baktığımızda yine industry'ye bakan yönü bir paper'ı implement etmeden ziyade var olan bir kodu kendi verinle çalıştırabilmek büyük yetenek. Yani biri çünkü birçok kod artık birçok paper o high level paper'lar da artık kodunu da open source hale getiriyor. Alıp onu kendi verinizi basarak çalıştırabilmek büyük yetenek. Alıp onu kendi workflow'unuza kullanabilmek. O yüzden artık deep learning yeni şey bulmadan ziyade, machine learning yeni şey bulmadan ziyade experimentation'a döndü. O yüzden bu OpenAI, DeepMind gibi büyük kaynaklara sahip research laboratuvarları research anlamda, paper yazma anlamda daha iyi sonuçlar elde ediyorlar. Çünkü ne kadar çok veriye ve kaynağa ihtiyacın olursa o kadar iyi sonuçlar alabiliyorsun. Artık olay deney gibi. Yani eskiden laboratuvarda bilim adamlarının yaptığı deneylerin benzeri. Bazen biz burada yaparken onu hissediyoruz bilgisayarda. Günlerce bekliyoruz ne çıkacak acaba sonuçta. Yani sanki tüpleri birbirine karıştırır gibi. Veriyi koy çıkar, layer çıkar, parametre değiştir vesaire. Çeşitli sonuçlar elde ediyoruz. Keyifli ancak bildiğiniz artık experimental, deneysele dönmüş durumda. En iyi, en uygun deneysel çözümü bulan uygun. İleride ne olacak? Bunu ben ileride zaten bu alana girmeyi isteyen arkadaşlara tek yolunuz bu olmasın diyoruz zaten. Yani bu bir yan yetenek olarak kalacak. Bir ana alanınız olacak. Şu an nasıl ki matematik, İngilizce biliyor musun gibi sorular oluyor ya da İngilizce işe girerken. İleride data science bir yan yetenek olarak kalacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar birer tool. Siz bir finansçısınızdır. Bir başka bir alanda çalışıyor, fizikçisinizdir. Data science ve machine learning'den gelen tool'ları, yöntemleri, alışkanlıkları kendi workflow'unuzu implemente etme becerisi olması lazım. Bunun tek başat güç olmaması lazım. Çünkü öyle arkadaşlarımız var. Çok kompleks networkler, ağlar kuruyorlar. Modeller çözüyorlar. Hayran kalırsınız kodunu okuduğunda. Ama bir problem verdiğinizde şey bekliyor. Nasıl yapması gerektiğini soruyor. Nasıl bir şey kurayım diyor. Yani nasıl yapmaya? Sadece onun şey kısmına bakıyor. Modelleme kısmına. Problemi, business problemini koda dökme olayı bambaşka bir yetenek. Bu da ancak okuyarak çok kurşun yiyerek sahada çok başarısız olarak ve başarılı olarak kazanılan bir yetenek. İleride en fazla ilgi duyacağımız olay problemi koda dönüştürebilmek diye görüyorum. Evet. Tamam. Süper. Çok çok teşekkürler. Toparlamamız gerekiyor. Hı-hı. Katılımınız için çok teşekkürler. Benim için de çok faydalı ve eğlenceli oldu. Umarım katılımcılar için de öyle olmuştur. Size tekrar teşekkür ederek sözü Neval'e devredeyim. Çok teşekkürler, çok sağ olun katılımlarınız için. Bu keyifli panel için de teşekkür ediyoruz. Data Science Days'in ikinci gününün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkürler katılımları için. Yarın 2 adet workshop'umuz olacak. Hala birkaç tane yerimiz var. Smartcon.com'dan dilerseniz kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Fiziki olarak da buluşana kadar online etkinliklerimiz hakkında bilgi almak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşana kadar sağlıkla kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.